bir sahibi değilmiş. Şimdi soracağım size. Orada bir ceza kesilmiş Beylikdüzü Belediyesi'ne. Toplam miktar 400 bin TL. Arkadaşlar, ne kadar? 0.6 önerge mi veriyorsunuz yoksa? Sayın Başkanım, bu vakayı bilgilendirmeyeyim mi? Yani hayır, gündeme bir önerge mi veriyorsunuz? Önerge mi yapalım? Gündem yoksa? Çünkü bilgilendiriyorum başkanım. Peki. Meclisi bilgilendiriyorum. Peki. Yani meclis üyesi kardeşlerimizi bilgilendiriyorum. Sizi bilgilendiriyorum. Belki haberiniz dahilinde değil. 06.08.2014 tarihinde 126.696, 13.08.2014 tarihinde 253.392 TL ceza kesilmiş arkadaşlar belediyemize. Kim tarafından? Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Neden? Oraya amfiteyatronun bulunduğu yere kaçak hafriyat hükmüyle alakalı ceza kesilmiş. Efendim, bütün fotoğraflar buradadır. Cezanın makbuzu buradadır. Tabi örneğidir bu. Beylikdüzü Belediyesi araçlarının fotoğrafları buradadır. İşte gördüğünüz gibi Sayın Başkanım, Beylikdüzü Belediyesi araçlarıyla kaçak hafriyat dökümü yapılıyor. Yani bu konuda bir bilgi sahibi misiniz? Bizi bu konuda bir... Önerge mi diye sordum, doğru şimdi. Önergesi gündeme alalım, bilgi verelim, olur mu? Bu konuda başkanım bilgi sahibi misiniz? Bilgi sahibiyim. İşte önerge olsun mu? Yani istiyor musunuz yoksa bilgi mi vereyim? Önerge konusu yapmamızı iddia istiyorsanız teknik olarak elbette olsun. Evet. Önerge vermiş olalım. O zaman önerge olarak gündeme alalım. Sonra da reddedin konuşulmasını. Niye ön yargılı? Pekala, bakacağız şimdi. Yani, oradaki amfiteyatroda Beylikdüzü Belediyesi araçları kaçak hafriyat dökmüş, vakayı söylüyorum, dökmüş ve belediye tarafından 400 bin TL cezayla muhatap olmuştur. Hangi belediye, hangi Beylikdüzü Belediyesi? Devamlı borçlu olduğundan şikayet edilen Beylikdüzü Belediyesi. Enkaz devraldı diye şikayet edilen Beylikdüzü Belediyesi'ne 400 bin TL hava yakacaktır. Ben hafriyatın arkasındaki o kazancın ne olduğunu sayın vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Oraya çok fazla girmek istemiyorum çünkü ispat yok. O konuda da ispat elime gelecek, onu da bir değerli edeceğim vatandaşlarımıza. Teşekkür ediyorum sana.